Hoş geldiniz diyeceğim, çoğu konuşuyorum ama bir kişi var şu anda, Eda'cığım var bir tek. Bugün Urfa'da Nurhasan'a köprü pozu var, ters köprü. Ona doğru bir gidiş yapacağız, akış yapacağız. Umarım keyifli olur ve o sırtında bahsettiğin ağrılara birazcık iyi gelir. Çünkü hem böyle omuzları açacağız, hem kalbin önünü açacağız. Biraz da böyle sırta masaj yapacağız gibi olacak. Şimdi şöyle ellerin ve dizlerin üstünde başlayalım. Dizlerin kalçaların altında, hatta biraz daha gerisine doğru alabilirsin. Buradan alt kollarını yere doğru koy. Avuç içlerin tavana bakıyor olsun ve kolların içlerini birbirine doğru yaklaştır. Yani serçe parmağından dirseğine kadar olan kısım birbirine yapışık olsun. Buradan kalçalarını geriye doğru gönderirken kalbinin ağırlığını göğüs kafesini matına doğru bırak. Beline çökmediğinden emin ol. Karnını içeriye doğru çoğunlamaya devam et. Parmak uçların matına doğru değiyor olsun. Baş parmakların belki değmiyor ama böyle en azından o mata doğru yönlensin. Ve burada fark et. O sırtındaki açılmayı da şimdiden belki yoğun bir his, belki yumuşak bir his. Biraz onunla kal. Ve kaldıkça da fark et. Üst beden ağırlaşıyor gitgide. Tekrardan gel, acele etmeden ellerinin ve dizlerin üzerine doğru. Bu sefer dizlerin tam kasların altında kalsın. Ellerin de omuzların altında, hizalı. Sol elini karşıya doğru gönder, sanki bir şeye uzanmak istiyormuşsun gibi. Sağ elini yeri güçsüzmeye devam etsin. Karnı içeriye doğru çoğun ama sağ bacağı da gönder geriye, böyle ters el ve ters ayak, iki yön uzuyorlar. Buradan dirseği dizine, dizini dirseğine doğru çekerken karnının ortasında birleştir onları. Sırtını kabart, sağ ayın, sol dizin yeri güçlü itmeye devam etsin. Sonra tekrar uzat sol kolu ileri, sağ bacağı geriye. Elini dizini aynı anda masana yerleştir. Ve diğer tarafı yapacağız. Bu sefer sağ kolunu ileriye doğru uzat. Yine omzuna bir dikkat et. Böyle çok omzun gitmesin ileriye doğru. Karnını içeriye doğru tonla, sol bacağı gönder geriye. Hem burada hafif bir kolunu da aktifleştiriyorsun. Şimdi tekrardan dirseğin dizine, dizi dirseğine doğru çek. Ortada buluştur. Sırtını kamburlaştır. İyice kabart. O kedi inek sırtındaki kediyi hatırla, korkmuş kedi gibi bir sırtını kabartıyorsun. Sonra tekrar uzat kolu ve bacağı ileri ve geriye doğru. Yerleştir elini dizini yere. Buradan birkaç kedi inek sırtı yapalım. Yine hareketin kalçandan başlamasına özen göster. Yani önce kalça kemiklerini yere doğru araştırıyorsun, göbek deliğini bırakıyorsun. Omuzlar geriye doğru, baş yukarıya doğru kalkıyor. Bu bir inek sırtı gibi. Sonra tekrar kalçalarından başlat hareketi, omurlarını neredeyse teker teker hareket ettiriyormuşsun gibi kabart. Sırtı en son başın yere doğru ağırlaşsın. Kendi hızınla, istersen nefesine geçirerek dikkati, aldığın nefesle açıyorsun belki. Kalbin ileriye doğru, sırtın ağırlaşıyor yere. Verdiğin nefesle kamburlaştırıyorsun sırtı. Ya da belki daha da yavaş yapmak istiyor canım. Birkaç kere istediğin hızda buralarda gidip gelmeye devam et. Omurganın o teker teker hareket edişin sanki hissediyorsun gibi. Sonra nötr bir omurgayı bul.
3 gittiğinizde bir yerden sıyır, plan pozuna doğru gel. Belki burası çok kapalı kalıyor olabilir. Birazcık ayakları geriye yürütmek istiyor olabiliriz. Ellerini güçletmeye devam et. Oturma kemiklerini tavana doğru gösterirken kalçaları gönder geriye, aşağı bakan köpeğine gel. Ayaklarını şöyle bir adım kadar ileriye doğru yürüt. Kalbini bacaklarına doğru yaklaştırmak istiyormuşsun gibi ellerine matı ileriye doğru it. Sol elinle sağ ayak bileğini tutabiliyorsan tut, tutamıyorsan ayağın üstüne doğru geliyor olabilir dedim. Tutabiliyorsan ayak bileğinin dışından doğru tut ve göğsünü birazcık sağa doğru çevirmeyi hedefle. Şöyle sağ koltuk altından yukarı bakıyormuşsun gibi. Küçük bir temiz sağ elin güçlü itmeye devam etsin. Üst beden hala bu aşağı bakan köpek formunda gibi. Yan yavaşça ortaya sol eli yerleştir matını. Bu sefer sağ elini getir. Sol ayak bileğine doğru. Sonra bedenin solunda bir açılma hissediyor olabilirsin. Belki senin için farklı noktalarda da hissettiriyor olabilir. Bacakların arkası da yoğun geliyor olabilir. Dizlerini bükülü de kullanabilirsin. Elini yerleştir tekrardan batına. Ayaklarını bir adım geriye doğru yürüt. Omuzlarını getir bileklerin üstüne. Plank pozundasın gene. Önce dizlerini, sonra göğüs kafesini ellerin arasına doğru bırak, kalçaların havada kalmaya devam etsin. Buradan göğüs kafesini ileriye doğru sıyır, açıl, kobra doğru ayakların üstü yere basıyor olsun. Tekrar göğüs kafesini indir matına doğru. Ellerini yerden sıyır ve sırtının gücüyle kalbini birazcık, çok olmuyor bu, belki çok oluyor, seninki benim kadar oluyor. Göğsünü sıyır hafifçe yerden. Bakışlarının boynunu sıkıştırmadığın bir yerde kolları geriye doğru gönder. Ayakları da kaldır. Yerden ve kollarının ve bacağının gücüyle birazcık daha yükselmeyi dene. Tak ayak parmaklarını ellerini yerleştir matına, aşağı bakan köpeğine yerleş. Tekrar getir. Omuzları ve bileklerin üstüne planktesin. Karnını çekiye doğru çek, o göbeğindeki geriye doğru çekilmeyi hisset. Buradan dizlerini göğüs kafesini yere doğru indir, kalçaların gene yukarıda kalsın. Aşlangaz sana için göğüs kafesini sıyır, ayakların üstünü yere bas, kobra. Dirseklerini birbirine doğru çek, omuzların geriye doğru yuvarla, ayakların üstü yeri güçlü basıyor olsun. Tekrar gel yüz üstüne. Ellerini sıyır yerden, gene sırtının gücüyle kalbini bir tık yükseltmekten, kollarını geriye doğru gönder, ayakların üstünü kaldırmaktan, şalabhasana biraz böyle ayakların ve ellerinle geriye doğru uzarken başının tepesiyle geriye doğru uzadığın bir yerdesin. Ellerini matına yerleştir, ayak parmaklarını tak, gel. Aşağı bakan köpeğe yerleş. Burada istersen iki büyük adımla, istersen küçük adımlarla ellerin arasına doğru yürü ve katlan bacaklarını. İlk önce katlanman belki bacaklarının arkası çok kapalı olabilir. Dizlerini istediğin kadar bükülü kullan. Ayakların arası neredeyse kalça mesafen, şöyle iki yumruk kadar, belki birazcık daha açık olabilir. Sol elini şöyle sol çapraza doğru uzat. Sağ elinle sol ayak bileğini tutup gene aşağı bakan köpekte yaptığın gibi küçük bir twist ile bedenin sol tarafına tatlı bir dokunuş. Sonra ortaya doğru gel. Bu sefer ters taraf, sağ elini sağ çaprazı doğru yürüt. Sol elinle sağ ayak bileğini tut ve kalbini birazcık sağa doğru çevir. Belki aşağı bakan köpekteki kadar derin olmuyor. Belki daha yoğun hissettiriyor olabilir. Normal. Sonra bırak ağırlığını ortaya doğru, üst bedenin. Ve buradan dizleri hafifçe bükerek, omur omur dizerek, sırtı yuvarlaya yuvarlaya yüksel. Hiç acele etmeden en son röse kalkacak şekilde yüksel.
Kel Tadasana'ya. Avuçların karşıya bakıyor olsun. Buradan gönder kolları gökyüzüne doğru. Utkatasana. Omuzlar yuvalarında kalmaya devam etsin. Sağ ayağının tabanını sol bacağın içine doğru yerleştireceğiz ağaç pozu için. İstersen sağ elini sağ ayak bileğini tutup şöyle yerleştirmeye yardım edebilirsin. Eğer bu kadar yukarı gelmiyorsa şöyle alt bacağında kalsın. Dizine gelmesin ya tam kasıklarına yakın bir yerde olsun ya da alt bacağında. Burada rahatsan kolları uzat gökyüzüne doğru. Bakışlarını tek bir noktada tutmaya özen göster. Sol ayağının tabanıyla yere köklenirken parmaklarının ucuyla da hafiflediğini hisset. Ve sağ dizi karnına doğru çek. Buradan yine bakışlarını tek bir noktada tutmaya özen gösterirken sağ bacağı geriye doğru gönder. Ve matın arkasında yere yerleştir. Sağ dizini de yere koy. Parmak uçlarını da yere gelsin. Alt çakamaya doğru gideceğiz. Sağ elin yerde kalsın. Sol kolu gönder gökyüzüne. Şöyle bedenimi sol tarafa doğru açtın. Buradan yüksel gel kolları gönder gökyüzüne doğru alçak hamleye. Normalde böyle birazcık kalçaları bırakıyorduk. Ama bugün birazcık bu kalçaları toparlayalım istiyorum. Şu üst bacak yere paralel olabildiğince. İyice kasıklarını birbirine doğru tonla. Ellerini getir kalçaların gerisinde. Kenetle omuzlarını geriye doğru yuvarla. Ve birazcık bak bakalım kalbin tavanı doğru açılabiliyor mu? Belki ellerin şu alt bacağına doğru değmek istiyor olabilir. Karnı kullanmaya devam et. Öndeki bacak güçlü kalmaya devam etsin. Arkadaki dizi yerden sıyır yüksek almaya doğru gel. Yine arkadaki bacak güçlü, topuğunla geriye doğru basıyorum şu arka bacağın üstünü belki hissediyorsun, omuzlarını hissediyorsun. Ellerin böyle kalmaya devam etsin, öndeki bacağı düzleştir ve göğüs kafesinin elleri yok, uzaya, 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 katlan öndeki bacağı, yerleştir parmak uçlarını da ayağın iki yanına doğru ve üst bedenin ağırlığını bırak bacağına. Sol bacağın olabiliyorsa. Aldığın nefesle aç göğüs kafesini yarı yola doğru. Ellerini şöyle istersen bir iki parmak, bir iki avuçumuzdur. İleriye doğru yürü. Ağırlığını sol ayağına doğru verirken sağ bacağı kaldır gökyüzüne. Kalçalarınla aynı hizada geriye doğru uzuyor. Rahatsan parmak uçlarını hafiflet ve kolları da gönder geriye. Bakışların tek bir noktada kalsın. Dengen sarsılıyor olabilir, normal. Sağ bacağı yavaşça tekrardan getir geriye doğru koy. Ellerini matına yerleştir. Aşağı bakan köpeğe doğru gel. Sağ bacağı kaldır gökyüzüne doğru. Dizini bük. Kalçalarını üst üste getir. Dizin olabildiğince tavanı gösteriyor olsun. Buradan sağ ayağı getir. Sağ elin içine yerleştir. Sol diz yerde. Yüksel alçak hamleye doğru. Kollar gökyüzünü gösteriyor. Karnını tonla ve kalçalarını bir makas gibi birbirlerine doğru çekmeye devam et. Sağ elinle sol el bileğini tut ve bedenini sağa doğru. Eğer kendi vücudun solunda o sol bacağın üstünden koltuk altına el bileğine kadar gelen açılmayı hisset. Bu açılmayı sürdürerek sol dirseği getir sağ dizin dışına doğru. Yerleştir. Ellerin üst üste, dirsekler üst üste, bakışlar sağa doğru. Dizinle dirseğinin temasından faydalanarak göğüs kafesini biraz daha sağa çevirmeyi hedefle ve arkadaki dizi kaldır yerden çevrilmiş
Yüksek hamle. Burada rahatsın eğer, ellerin böyle kalsın. Bakışlarını sağ ayağına doğru çevir, sol ayağını koca bir adım getir. Solun yanına, bedendeki çevrilmeyi sürdür burada bir nefes daha. Ve sol dizine bir bak bakalım, çok öne gidiyor mu? Sol diz ve sağ diz aynı hizada kalıyor olsun. Ve buradan yükselt bedeni sandalye için. Bacaklar sıfırı karşı sayında yansın. Karnını içeriye doğru çek. Yüksel, gel tadasana. Kaldır gökyüzüne doğru kolları. Utitavastasana için dilersen burada hafif bir geriye eğilme doğru. Ekleyebilirsin, geriye doğru eğilme ekleyebilirsin. Ortaya doğru gel. Ellerin kalbinin ortasına kalabilir, kalp merkezine kalabilir. Ya da gökyüzüne doğru uzat. Bu sefer sol tarafta yapacağız ağacı. Sol dizi karnına doğru çek, sol ayağının tabanını yerleştir. Sağ bacağına doğru belki ya da alt bacağına. Ellerin kalbin ortasına kalabilir, gökyüzüne doğru uzamaya devam edebilir. Şöyle o bacakla ayağın gücünü kullanarak uza biraz daha. Sonra dizi karnına doğru çek. Sağ ayağındaki o gücü hissederek çok yavaşça sol bacağını geriye doğru uzat. Ve sol ayağı yerleştir matın gerisinde yere, sol dizi yerde, parmak uçlarını yerde. Ayakla dizin arası kalça genişliği kadar olacak şekilde kalsın. Sol elin yerde, sağ kolu gönder gökyüzüne ve sağa doğru at bedeni. Şöyle küçük burgular, küçük açılmalar bedene. Buradan getir gövdeni ve yükselt alçak hamle için. Gene kalçalarına çökmediğin bir yerdesin. Sağ ayağınla matı güçlü iterken sol dizinle kendine doğru çekiyorsun. Sanki ayakla dizin arasında matı toparlamak istiyorsun gibi. Ellerini birleştir kalçaların gerisinde. Omuzları geriye doğru yuvarla ve aç kalbini tabana doğru. Çok açılmıyor olabilir. Şöyle küçük bir açılma olabilir. Belki biraz daha açılıyor olabilirsin. Belinde sıkışma olmadan kalmaya özen göster burada. Kalbin ne kadar tabanı gösterdiğin değil, beline ne kadar hassas davrandığın önemli olan. Arkadaki ayağın parmaklarının köklerini güçlü basarak dizini yerden sıyır ve gel yüksek hamleye doğru. Kollarınla kendini geriye doğru çekmeye devam et. Öndeki bacağı düzelt. Ve yine olabildiğince yavaş bir şekilde kalbini ileriye doğru açarak katlan öndeki bacağı. Parmaklarının uçlarını yerleştir, ayağın iki yanına doğru. Belki karnın değiyor bacağına, belki başın değiyor, belki diğer tarafta değiyordu, burada değmiyor olabilir. Sadece tadını çıkar, bacağın arkasındaki açılmayı hisset. Açılıyor yola doğru, sağ dizi bük. Ellerin çok azıcık ileriye doğru yürüt ve hop kaldır arkadaki bacağı kalçalarının hizasında. Sağ ayağın yeri güçlütüyor, belki dizin hafif bükülü. Belki parmak uçların biraz hafifliyor ve kollar gidiyor geriye doğru. Kalbin açıldığını hala hissetmeye devam et. Olabildiğince. Sol ayağı yavaşça yerleştir matına, ellerini de getir masa yerleştir. Aşağı bakan köpek. Sol bacağı kaldır gökyüzüne, kalçaları üst üste getir, dizini bük. Sol ayağın popoya yakın, sol dizi tavanı doğru gösteriyor olsun. Sol koltuk altın matına doğru bakmaya devam ediyor. Sol ayağı yerleştir, sol elin yanına, sağ dizi yerde, yüksel, altı kambe için. Gene kalçalarını, ben mesela otomatik böyle yapıyorum. Kalçalarını toparla ortaya doğru. Dizin ayak bileğinin üstünde kalmaya devam etsin. Sol elini sağa bileğe tut ve vücudunu sağına doğru genişle. Yani sola doğru uzat bedeni. Nefeslerini bedenin sağ tarafına doğru belki almayı deneyebilirsin. Sonra sağ dirseği getir. Özenle yerleştir sol dizin dışına.
Ellerin üst üste, dirsekler üst üste, kalbi aç sola doğru. Çok böyle derin bir yere gitmek zorunda değilsin. Bazen bu koltuk altına kadar gidebiliyor bu bir burgu. Sen o kadar yapmak zorunda değilsin. Çok hissettiğin bir yerde kal. Arkadaki ayağın parmaklarının köklerini güçlü basarak alır dizini yerden. Arkadaki bacak güçlü tavana doğru uzuyor. Bakışlarını sol ayağına doğru al. Ve sağ ayağı getir koca bir adım. Solun yanına çevirmeni sürdür burada. Kalçaların neredeyse dizlerin aynı hizada olsun. Sonra yavaşça gel ortaya doğru. Uzat kolları gökyüzüne. Sandalye. Bir nefes daha burada kal. Karnını içeriye doğru çek. Yüksel gel. Tadasana. Kolları kaldır gökyüzüne doğru. Uddiyamasana. Omuzlar rahat. İstersen hafif bir geriye inmeye diyebilirsin. Kalçalarını sıkıp, iç bacaklarını sıkıp birbirine doğru toplayıp. Sonra ortaya doğru gel. Sağ ayağını getir tekrardan. Yerleştir sol üst bacağını. Yine ağaç kolu. Aynı akıştan gidip üstüne bir şeyler ekleyeceğiz şimdi. Tanıdığım bir yer o yüzden. Kollarını kaldırdıysan eğer ve rahatsan sağ elinle sol el bileğini tutup birazcık bedeni sağa doğru yönlendirmeyi deneyebilirsin. Ama arada da çok fena yapıyorsan zaten boşver. Sağ dizi karnına doğru çek ve başta hatırla tekrardan karnını kullanarak sağ ayağını hop gitti bakışlarım gidince sağ ayağını yavaşça matının gerisinde yere yerleştir. Sağ dizi yerde parmak uçlarındasın kalbini ileriye doğru aç. Sağ elin yerde kalmaya devam etsin. Sol kolu uzat gökyüzüne doğru bedeni küçük bir çevirmede. Sağ elini güçlü itiyor. Gövdeni ortaya doğru çevirirken yüksel alçak hamle için. O iç bacaklarındaki gücü birbirine doğru çekilmeyi kaybetme. Ellerini birleştir kalçaların gerisinde ve kalbini birazcık da olsa tavana doğru göster. Bakışlar rahat ettiğin bir yerde olsun. Arkadaki ayak parmaklarının kökünü kullanarak arkadaki dizi kaldır yerden. Arkadaki bacağın gücünü hisset. Kollarla geriye doğru çekilmeye devam et. Öndeki bacağı düzleştir. Ve kalbini uzatarak, başının tepesiyle uzayarak ileriye doğru. Kalktan sol bacağa doğru. Sol kalçanı geriye, sağ kalçanı da ileriye doğru çek. Yani çok böyle sola sağa kaymıyor olsun kalçalar. Tam karşıya bakıyor. Açılıyor yola. Öndeki dizi hafifçe bük. Parmak uçlarında ileriye doğru yürü ve kaldır arkadaki ayağı. Olabiliyorsa parmaklar hafifleyebiliyorsa kolları da gönder geriye doğru. Denge kayboluyorsa denge arayışını dene. Havadaki bacağını çok güçlü topuğunla geriye doğru basıyorsun. Ayağın içini çevir matına doğru ve yine yine olabiliyorsa ya da benim gibi bir elinden destek alabilirsin. Ayağın matın gerisine yerleştir. Ellerini de getir mata doğru. Öndeki ayağın topuyla arkadaki ayak iç kalsın, hizalı. İkinci sabahçıya doğru yükseleceğiz. İç bacaklarını birbirine doğru çekerken yüksel gel ellerini beline yerleştir. Öndeki dizin ayak bileğinin aynı hizada, arkadaki ayağın dışı yeri güçlü basıyor. Kollarını uzağa iki yana doğru, bakışlar da sol elden ileriye doğru gitsin. Karnı içeriye doğru tonlamaya devam et. Omuzlar rahat. Yavaşça sol bacağın içine doğru eğil ve ellerini yerleştir şöyle matın. Dışında iki yana doğru. Dene gidebiliyorsa eller biraz daha uzaklaşabiliyorsa, kalp biraz daha bırakabiliyorsa kendini mata doğru. Bıraksın. Böyle sol bacağın içinde belki sağ bacağında, kalçalarda hissediyorsun. Daha sol eli yerleştir. Sol ayağın içine belki parmak uçların geliyor.
Sağ kolu gönder gökyüzüne doğru. Buradan kulağından ileriye doğru. Parşivakasana bu. Elin yere gelmekte zorlanıyorsa dirseğin dizin üstüne doğru koyabilirsin. İstersen sağ elini şöyle sol kalça kırışına doğru alabilirsin. Doğumuzlar ve sırt için güzel. Burada da rahatsan ellerini birleştirebilirsin şöyle bacağın arkasına ve yaslanabilirsin biraz daha geriye doğru. Bedenini çevir mata doğru, ellerini yerleştir, gel aşağı bakan köpeğe. Sağ bacağı kaldır gökyüzüne. Aç kalçaları tekrardan üst üste şöyle dizip bük. Sağ koltuk altını da hep matına doğru yönlendir. Sağ ayağı getir, sağ elin yanına yerleştir, sol diz yerle. Yüksel, altın hamle. Kalçalar birbirini mıknatıslıyor. Sağ elini sol el bileğini tut. Ve bedenini sağa doğru hafifçe yönlendir. Ve açılmayı hisset. O sol taraftaki belki ilk yaptığından daha az hissediyor olabilirsin. Ama açılıyor yavaş yavaş. Sol dirseğini yerleştir sağ dizinin dışına. Elleri birleştir. Dirsekleri üst üste, kalbini çevir sağ tarafa doğru. Bakışlar tek bir noktada kalmaya özen göstersin. Arkadaki ayak parmaklarını güçlü bas ve dizini kaldır yerden. Arkadaki bacak çok güçlü, tavana doğru itiyorsun. Bakışlarını sağ ayağından ileriye doğru al. Ellerini yerleştir matın ilerisinde yere. Sağ ayağın üstünde bir dengeye doğru geleceksin. Şöyle ağırlığını sağ bacağına doğru ver. Kalçalarını üst üste aç. Sol ayağın parmakları sol tarafa doğru bakıyor olsun. Burada kalabilirsin istersen. Dilersen, rahatsan sol kolu gönder gökyüzüne doğru. Arkadaki, havadaki bacak çok güçlü itiyor. Sanki topuğunun altında bir şey varmış gibi. Dizini bük, kalçalarına doğru yaklaştır ve olabiliyorsa eğer elinle ayağını dışından tutmayı dene. Ve kalbini birazcık daha belki sola doğru açıyorsun, omuzlar belki üst üste doğru geliyor. Sonra yavaşça bırak ayağı. Matının gerisine doğru yerleştir o ayağın içi. Mata gelecek şekilde yine deminki hiza. Öndeki ayağın topuğuyla arkadaki ayağın iç kavisi hizalı yüksel ikinci savaşı için tekrar. Sefer sağ tarafta. Hadi iki dizin ayak bileğinin üstünde kalmaya devam etsin. Eğer rahatsan biraz daha arkadaki ayağı geriye alabilirsin. Öndeki dize biraz daha oturabilirsin. Sol eli arkadaki bacağı yerleştir. Sağ kolu gönder. Gökyüzüne doğru bak. Biraz daha kulağından geriye. Ters savaş. Burada istersen sol eli sağ kalça kırışına doğru yerleştir. Gene rahatsan eğer. Öndeki bacağı düzleştir. Ellerini böyle tutarken kalçalarını geriye doğru gönder. Kalbini ileriye doğru aç. Ve sağ eline ayak bileğine belki elinin içine doğru belki dışına doğru yerleştir. O kalbin sola doğru açılmaya devam etsin. Bunu yaptığında eğer çok öne doğru eğiliyorsan biraz daha yukarıda olabilir eli. Rahatsan eğer ki daha aşağı gelsin. Buradan sol kolu gönder gökyüzüne doğru trikonasana için. Sol elini yerleştir yere, sağ elini yerleştir, sol ayağı getir sağın yanına ve katlanmayacağına. Uttanasana. Açılıyor yola. Arda uttanasana. Kalkman bacaklara, uttanasana. Kolların iki yandan açarken yüksel. Uttanasana için karnını içeriye doğru tonla, hafifçe geriye doğru açıl. Tekrar gel ortaya. Sol dizi karnına doğru çek. Sol ayağı yardım et, yerleştir sağ bacağın içine doğru ve uzamaya devam et. Yine istersen sol elinle sağ elini tutup
birazcık bedeni sola doğru eğebilirsin. Biraz da çok yoğunsa olduğun yerde kal. Sol dizi karnı doğru çek. Bakışların tek bir noktada olsun. Anahtar kelime bu. Buradan göğüs kafesini ileriye doğru açarken bacağını olabildiğince yavaş bir şekilde matının arkasına doğru uzat ve ayağını kondur yere, dizini de yerleştir, parmak uçlarına gel. Öndeki ayağınla arkadaki dizin arası kalça mesafesi kadar. Hizalı olsun. Sol elin yerde, sağ kolu kaldır, gönder gökyüzüne doğru. Sonra tekrar yüksel, ortaya doğru gel, alçak hamle için. Buralarda hep dizinizde bir acı ağır oluyorsa, bir batma bir şey, altına hep bir şey koyabilirsiniz. Elleri birleşti kalçaların gerisinde. Aç kalbini birazcık daha. Karnı içeriye doğru tonla ve buradan araştır geriye doğru eğilmeni. Bu gücü kullanarak, o arkadaki bacağın gücünü kullanarak dizini yerden sıyır, düzleştir arkadaki bacağı. Kalbini açmaya devam et tavana doğru. Öndeki bacağı düzleştir. Kalbini geriye doğru uzatırken kalkan öndeki bacağına, sağ bacağına doğru. Arkadaki ayağın topukları kalkık. Sağ ayağımı geriye doğru çekiyorum, sol ayağımı ileriye doğru. Bu da kalçalarındaki o hareketi destekliyor. Açıl yarı yola. Sağ dizi bu. Bük. Ellerini de yavaşça ileriye doğru yürü. Ayağını sağ ayağına doğru ver ve sol bacağı kaldır, kalçaların aynı hizada olacak şekilde. Buradan kollarını rahatsan eğer. Geriye doğru gönder. Bakışların tek bir noktada kalsın. Kalbini ileriye doğru uzat. Başının tepesiyle uzat. Ayağın iç kenarını masana doğru çevir. Sağ dizini bükerken o sağ sol ayağın içini yerleştir matına. Öncelik parmak uçların yerde kalsın. Kontrol hizanı. Öndeki ayağın topuyla arkadaki ayak iç kalısı hizalı. Buradan yüksel. İkinci savaşçıya doğru aç kolları gökyüzüne. Gökyüzüne değil, iki yana doğru pardon. Gene şuradaki fermuar, o korse, kemer, ne demek istiyorsan belki şampiyonun kemeri gibi. Onu hatırla, onu hep içeriye doğru, içeriye doğru, şöyle orta çizgiye doğru. Toparla ve oradan açıldığını hayal et. Ellerini matının sol köşesine doğru yerleştir. Şöyle ileriye doğru yürüt. Kalbin birazcık daha üst bedenin sağ bacağın içine doğru bırakıyorsun, ağırlaşıyor. Sağ kalçanın çok dışarıya gitmesine izin verme. Sağ elini yerleştir, sağ ayağının içinde yere, parmak uçlarında. Sol elini istersen çok beline getir, şu dirsek ve dizin temasıyla kalbini biraz sola doğru aç, oradan gönder sol kolu. Sol kulağından ileriye doğru. Burası zaten halihazırda çok yoğun geliyor olabilir senin için. Ondan dolayı böyle dizin üstüne getiriyor olabilirsin. İstersen sol eli yerleştir sağ kasına doğru. Şöyle omzuna küçük bir dokunuş olsun. Oradan da istersen elleri birleştir. Kalbini biraz daha sola doğru aç. Elini yerleştir matına, sağa geriye doğru gönder, aşağı bakan köpek. Evet, sol bacağı kaldır gökyüzüne, kalçaları üst üste at. Saatin de yok yakınımda, hiç bilmiyorum da saat kaç oldu. Sol ayağı getir, sol elin yanına yerleştir, sağ dizi yerde. Kaldır göğüs kafesini, yükselt kolları. Gökyüzüne doğru, iç bacaklarını tonla, karnın içeriye doğru tonla, oradan uzamayı araştır. Sol elinle sağ bileğini tut ve gönder bedenini sol tarafa doğru ve bedeninin sağ tarafındaki o tatlı açılmayı hisset. Buradan sağ dirseği getir, sol dizinin dışına doğru. Ellerini üst üste getir, dirsekler üst üste. Olabiliyorsa omuzlar da üst üste.
deliğinden geldiğine özen göster ve arkadaki dizi hop kaldır yerden. Arkadaki bacak güçlü, yani bir tosun bile gelip otursa o bacak bir şey olmayacak gibi güçlü. Bakışlarını sol ayağına doğru çevir. Parmak uçlarını yerleştir masana. Ağırlığını sol ayağına doğru verirken kaldır sağ ayağı. Kalçalarını da üst üste aç ve sağ ayağın içi matını gösterecek. Yani sağ ayak parmakların sağa doğru bakıyor. Burada rahatsan sağ kolunu gönder gökyüzüne doğru. Arda Chandrasana için sağ ayağın topuyla geride bir şey varmış ona basıyormuşsun gibi basmaya devam et. Ayak parmakları kendine doğru çekilir. Rahatsan eğer dizini bük ve sağ elini tutabiliyorsan sağ ayağını dışından tut ve kalbini biraz daha açmayı dene. Sağ dizi sanki böyle geriye doğru tekmeliyorsun. Ayağını nazikçe bırak. Sağ ayağın içi yere doğru bakıyor olsun. Buradan sol dizi bük ve sağ ayağını matının gerisinde yere doğru yerleştir. Ellerini bir yerleştir matına önce. Gelin güzel bir kontrol et. Öndeki ayağın topuyla arkadaki ayak iç kavisi hizalı. Kalbin ileriye doğru uzuyor olsun. Buradan yüksel. İkinci savaşçıya doğru. Karnı içeriye doğru tonlamaya devam et. Kollarına iki yana doğru uzağa, başın tepesiyle de sanki bir ip seni yukarıya doğru çekiyor gibi uza. Sağ el yerleştir arkadaki bacağı, sol kol gönder, kulağından geriye. Ters savaşçı. Burada gene istersen sağ eli sol kalça karışına ekleyebilirsin, yerleştirebilirsin. Öndeki bacağı düzleştir. Sağ kalçanı geriye doğru gönderirken sol kolda uza ve yerleştir ikonasana için. Sol elin gene rahat ettiğin bir yerde kalsın. Ve istersen sağ kolu da gönder gökyüzüne doğru. Sağ elini yerleştirerek sağ ayağı getir solun yanına. Katlan bacaklarını. Uttanasana. Açılıyor yola. Ardı Uttanasana ve tekrar katlan. Uttanasana. Kollarını iki yana doğru açarken yüksel Uttanasana için ellerini kalbin merkezinde buluştur. Gözlerini dilersen kapat. Ve şöyle bedende gezdir dikkatini. Nefesinde neler değişti? Vücudunda neler değişti? Bu yaptığın yavaş ama güçlü akış. Neler yaptı bedeninde? Dikkatini biraz oralara getir ve sakinleştirmeye çalış nefesini. Böyle bırak. O doğal akışını bulsun. Sadece bir izleyici olarak dışarı, belki karşıdan kendine bakıyorsun gibi. Aç gözlerini. Tekrardan merhaba. Ellerini yerleştir masana. Yer aşağı bakan köpeğe. Çok fazla kor çalıştırmadığını fark ettim. Çok küçük bir kor çalışması hem de ters duruş yapacağız. Dizlerini yere doğru getir. Alt kollarını yere doğru yerleştir. Dirseklerin arası omuz mesafesi olacak şekilde yerde. Avuç içleri de yerde olsun. Şöyle kollarını birazcık ellerine kollarının içine biraz sarıldığında şöyle. Bu senin omuz mesafen. Yani şu çok böyle elini böyle tutmuyorsun, çok burada kalmıyor. Tam şurada bir yerde kalıyor. Bu omuz mesafesi gibi düşünebilirsin eğer ki çok şey yapamıyorsan. Ellerini yerleştir yere. Bakışların ya ellerin arasında ya kolların arasında ya dirseklerin arasında boynun rahat ettiği bir yerde olsun. Dizlerini kaldır yerden. Kalçaların yükselden aşağı bakan köpekteki gibisin. Dolphin pozu. Eğer ki rahatsan ayakların biraz daha
İleriye doğru yürüt ama bacakların olabildiğince düz kalmaya devam etsin burada. Kollarını güçlü itmeye devam et. Omuzlarını geriye doğru yuvarlat. Karnı içeriye doğru çek. Bir nefes daha kal burada. Geri güçlü itmeye devam et. Ayakları geriye doğru yürüt. Dizlerini yere koy. Gel otur. Bu zaten çoğumuzun yaptığı bir şey bence. Hani yoga yapmasan da normal spor yaptığında da şöyle alt kollarla plank yapıyorsun, bunu yapıyorsun. Bu aslında bir ters duruş. Başın arkaya aşağı doğru geliyor. Yani illa bacaklar yukarı kalkıyor, işte elleri tutuyorsun, başın üstüne duruyorsun diye değil. Bu da bir ters duruş aslında. Yani mekanizmayı aynı şekilde çalıştırıyor. Şimdi bir de bir bacak kaldırıp bir bacak indireceğiz. Öyle bir versiyon deneyeceğiz. Gene yerleştir alt kollarını yere. Dirseklerini tam omuzların altında. Kaldır dizlerini yerden. Kaldırıp kalçayı. Karnı içeriye doğru tonla. Ayaklarını yürüt. Pıtı pıtı. İleriye belki bir adım geliyor. Belki bir adım bile gelmiyor. Olabildiğince bakışların rahat ettiğin bir yerde. Ellerin, alt kolların güçlü itiyor yere. Omuzlarına çökmüyorsun böyle. Güçlü itiyorsun. Sağ bacağı kaldır gökyüzüne doğru olabiliyorsun. Olabildiği kadar. İndir. Sol bacağı. Kaldır ellerinle, alt kollarınla güçlü itmeye devam et. İndir. Ayaklarını geriye doğru yürüt. Dizlerin üstüne gel. Şöyle bir oturuşa doğru. Gene istersen bir gözlerini kapatmak. Şöyle biraz nefese getirmek dikkatini. Getir ve dikkat et. Bedende neler oldu? Belki birazcık zorlandın. Belki biraz nefesin zorlandı. O anda içinden ne yapmak geldi? Bırakmak mı istedin? Biraz daha mı zorlamak istedin kendini? Hepsi olabilir. Yani çok zorlamadım kendimi diye de kızma. Kendimi çok zorladım diye de kızma. O anda ne olması gerekiyorsa o çıkıyor zaten. Çünkü o en çok zorlandığın anlarda zihin devreden çıkıyor yani. O zihin sana bir şey diyemiyor o sırada. Senin gerçekten o içeride ihtiyacın olan neyse o çıkıyor ve sen onun doğrultusunda hareket ediyorsun. Buradan Tommy kim? Anneciğim. Kusura bakmayın. Oturuştasın zaten. Bacakların ileriye doğru uzat. İki bacağın da ileride olsun. Bunu yapamıyorsan eğer şey yapabilirsin. Bunu yapabilirsin. Twisted tie stretch yapabilirsin. Ama bu olabiliyorsa bu olsun. Sol ayağın üstü geliyor. Sol kalçanın yanına. İki oturma kemiği de yerde. Olabiliyorsa sağ ayağın üstünü de yerleştir. Olmuyorsa ikisi birden. Altına bir yükselti almak istiyorsun. Altına bir yükselti alabilirsin. Ya da demin gösterdiğim pozu yapabilirsin. Aşamalı gideceğiz. Dilediğin bir aşamada kalmayı dene. Ellerinin üstünde kalabilirsin. Ellerini hafifçe kalçalarını geriye doğru götürüp. Burada poponu hafifçe sıkmak. Dizlerini de birazcık koruyor gibi geliyor bana. Bana iyi geliyor yani. Poponu hafif sıktığım zaman böyle sanki çok dişim varmış da böyle tutuyormuşum gibi yaptığım zaman daha korunaklı hissediyorum diyeyim. Burada rahatsan eğer alt kollarına doğru alçalabilirsin. Hedeflediğimiz bölge birazcık bedenin önü, yani üst bacaklarının önü, o dizlerinden kasıklarına kadar. Tabii hafif bir geri eğilme olduğu için belinde de biraz hissediyor olabilirsin. Şöyle kalçalarını sıkıp hafifçe sıyırıp birazcık ileriye alabilirsin. O da güzel oluyor. Ben seviyorum. Dizlerin olabildiğince yakın birbirine. Burada da rahatsan eğer sırtını tamamen yere doğru getirebilirsin. Popoyu sıktığında nasıl, bıraktığında nasıl? Kendin için böyle en rahat, en kalabilir yer neresiyse orayı araştırmayı dene. Çıkarken de
aynı nezaketle, aynı yavaşlıkla çıkacağız. Eğer ki sırt üstüne geldiysen önce alt kollarına doğru yüksel. Alt kollarındaysan ellerine doğru. Belki ellerindeydin hep. Öyleyse ileriye doğru gel. Kaldır popoyu şöyle. Ayakların üstünü yere vurmak. Biraz popoyu sallamak istiyorsan salla. Ayak parmaklarını tak. Şöyle yüksel. Dizlerin üstünde. Usturasana yapacağız önce. Kurdadan Urasana'dan önce bir küçük geriye inme. Ellerin kalça kemiklerinde olsun. Ve şöyle bu kalça kemiklerini yukarıya doğru yönlendir. Böyle aşağı doğru bakmasınlar da yukarıya doğru baksınlar. Bunu hatırla, geriye doğru eğilirken de bunu koruyor ol. Ayak parmaklarının kökleri yerde. Ellerin kalça kemiklerinde göğsünü tavana gösteriyormuş gibi. Kalçaların hep aynı yerde kalmaya devam etsin. Şöyle göğsünün ucunda iki tane fener varmış ve tavanı aydınlatmak istiyormuşsun gibi. Aç kalbini. Gökyüzüne doğru kalçaların ileriye doğru gitmeye devam ediyor. İstersen dene, sağ ayağın belki sağ topuğuna geliyor. Sol ayağın sol topuğuna doğru geliyor. Buradan istiyorsan başını geriye doğru bırakabilirsin rahatsan eğer. Yavaşça yükselt kendini. Gene hiç acele etmeden kalçaları topuklara doğru oturt. Başımı geriye doğru verince geri, tekrar ortaya çekmek bir garip hissettiriyor bana. Buradan gel sırt üstüne doğru. Yavaş yavaş artık Uddiyana Konasana doğru gideceğiz. Ayakların dizlerin altında kalsın. Yani kalçalarına yakın oluyor ayakların. Sırtın yerde. Kolların, alt kolların yerde kalsın ama dizlerin birbirine doğru bakıyor olsun. Buradan alt kolların ve omuzlarınla yeri güçlü iterken kalçaların kaldığı yerden bakışların tek noktada, çenen ne göğsüne çok yakın ne göğsünden çok uzak olsun. Ayakların yeri güç bitiyor. Bacakların arasında bir blok varmış gibi sıkıyorsun bacakların arasına. Ellerin kalçaların gerisinde birleştir ve omuzlarını şöyle fıt fıt içeriye doğru yuvarla. Ellerin, ayakların, omuzların yeri güçlü itiyor. Boynun rahat. Kalçaların olabildiğince yukarıda. Ellerini çöz ve omur omur tek tek yavaş yavaş yerleştir sırtını yere doğru. Ve burada kal. Hiçbir şey yapmadan bak dizlerin birbirine doğru. Getirip ayakların arasını açabilirsin. Ama çok ters böyle dizleri karnına doğru çekip sarılma gibi bir şey. Henüz yapma. O belin birazcık sakinleşmesine izin ver. Şimdi başın arkasında eğer benimki gibi bir toka varsa ve eğer ki köprüyü deneyeceksen çıkarmak isteyebilirsin çünkü başın tepesine doğru geleceğiz. Rahat edelim. Bu şimdiki yaptığımızı yapabilirsin. Ben Urdhva'dan Urasana'yı anlatacağım. Ama bunun girişinde sana daha iyiyse, çok zaten zor geldiyse burada kalabilirsin. Ayaklar dizlerin altında yaklaşık. Kalça mesafesi kadar açık ayakların arası. Dizlerin arasındaki o bloğu hatırla. Hep dizlerini birbirine doğru çek. Ellerin parmak uçların omuzlarına doğru bakacak şekilde kulakların iki yanına doğru yerleştir. Ayaklarına yeri güçlü it. Ve kalçalarını kaldır. Sadece şu an kalçalarını kaldı. Burada kalabilirsin. Ayaklarına yeri güçlü itmeye devam et. Ellerin eli güçlü gitmeye devam et ve başının tepesini sadece getir ellerin arasına doğru. Şimdi burada bir bak ellerini biraz daha yana mı açmak istiyorsun, biraz daha başına doğru mu yaklaştırmak istiyorsun? Yaklaştır. Dirseklerini birbirine doğru çek, omuzlarını geriye doğru tonla ve ellerin eli güçlü git gel. Köprü. Bakışların ellerin arasına doğru, ayaklarınla yeri güçlü basmaya devam et. Kollar olabildiğince düz. Çeneni göğüs kafesine doğru çek.
Ve tekrar omur omur yavaş yavaş yerleştirerek gel sırtına doğru. Ve pozun etkilerini hisset sadece. Belki ilk defa denedin. Belki daha önce yaptın. Şimdi olmadı, çok zorlandın. Sadece fark et. Bir kere daha yapacağız. Bunu tekrar yapmak istemiyor olabilirsin. Sadece sırt üstünü de yatabilirsin. Ya da o yarım köprüyü yapabilirsin. Veya benimle birlikte gel. Ellerini yine yerleştir. Parmak uçları omuzlarına bakacak şekilde yere. Dirseklerini de birbirine doğru çekiyorsun. Her şeyi orta hatta çekiyorsun gibi düşün. Ayaklarını eğri, güçlü bas ve kaldır kalçalarını yerden. Ellerini eğri, güçlü bas. Başının tepesini getir, yere yerleştir. Burada ellerinin yeri değişmek istiyorsa değiştir. Ayakların yeri güçlü itiyor, ellerin yeri güçlü itiyor, düzleştir kolları, kaldır başını. Tekrardan vurdu badan rahatına. Belki ikinci kez denedin, ikinci kez denediğinde nasıl? Dilersen şöyle dizlerini büküp, kalbi birazcık ileriye doğru pompalayabilirsin. Başını çene göğsüne doğru çek. Ve yavaşça. Gel sırtına doğru. Oh. Nasıl? Biraz da bileklerine fazla yük biniyor olabilir. Şöyle bileklerini yukarıya doğru alıp kolları çevirebilirsin. Böyle ters yöne. Sağa sola belki sallamak iyi geliyor. Ben böyle çok yoğun olduktan sonra çok yavaş hareket ettirmeyi seviyorum. Daha iyi geliyor. Sen daha böyle kaotik bir şeyler yapmak istiyorsan onları yapabilirsin. Sağ ayağını, bileği, sol dizin üstüne doğru gelsin, şu iğne deliğe. Diz, sol diz, karnına doğru çek, sağ diz de geliyor tabii doğal olarak. Ellerini de şu ayak bacakların arasında açtığın deliğe doğru yerleştir. Sağ dizi şöyle hafifçe kendinden uzaklaştırırken, ellerini de sol dizi birazcık göğsüne doğru çek. Sağ ayak parmakların kendine doğru, dizine doğru çekiliyor olsun. Böyle çok yoğun bir itiş çekiş değil. Dizinde batma olmamasına özen göster. Artık o yoğun yerlerden belki çıktım. Burası daha sakin. Tadını çıkar buradan da. O kalçandaki açılmayı fark et, hisset. Bacaklarını sağ tarafa doğru devir, gövden olduğu gibi kalsın, bacakların da olduğu gibi kalsın. Şöyle sağ dizin yerde, sağ ayak bileğinde, sol dizin üstünde şöyle hafif bir çevrilmekle bedenine o geri eğilmelerden sonra bele çok güzel, çok rahatlatıcı geliyor. Kollarını iki yana açabilirsin, istersen geriye doğru gönderebilirsin. Tamamen sana kalmış böyle kaktüs kollar. Gözlerini yavaşça kapatmak istiyor olabilirsin. Tekrardan getir kendini ortaya doğru. Bu sefer bacakları gönder sol tarafa, sağ ayak yere doğru geliyor. Şöyle sol elinle sağ ayak bileğini tutabilirsin ya da sağ dizinden. Şöyle dokunabilirsin kendine. Bakışlarında rahatsan sağ tarafa doğru ya da tavana doğru olabilir. Tamamen rahat ettiğin bir yerdesin. Bedenin sağ tarafına doğru nefesler. Gel ortaya doğru tekrardan. Ayağını yerleştir yere. İki taraf arasındaki, o kalçalar arasındaki farkı bir hisset. Diğer tarafı yapmadan önce. Sonra sol ayak bileğini yerleştir sağ dizin üstüne.
3-4 numara gibi böyle bir iğne deliğe. Dizini çek karnına doğru, ellerinle tutabiliyorsan alt bacağından, tutamıyorsan dizinden tutabilirsin. Ya da şöyle baldırından doğru tutabilirsin. Ve dizin sol dirseğinle de sol dizi böyle hafifçe uzaklaştırmayı dene kendinden. Çok böyle minik bir itiş, yani böyle çok yoğun bir itme aramıyoruz. Sol ayak parmaklarında dizine doğru çekiyoruz. Gibi kalsın. Sadece sol tarafa doğru şöyle. Dizlerin yere geliyormuş gibi. Yerleştir. Kolların gene istediğin gibi. Yani sol ayağın bileği sadece çok böyle hafif bir ağırlık veriyor. Biraz daha o bedenine masaj olması için durgunun. Biraz daha derinleşmesi için çok fazla itip kalkmadığın bir yer. Orası hassas bir yer çünkü. Ortaya doğru getir bacakları ve sol ayağın tabanı yere gelecek şekilde bu sefer sağ tarafa doğru yerleştir. Yine istersen sağ elinle sol ayak bileğini tutabilirsin. Sol dizini birazcık kendinden uzaklaştırabilirsin. Bakışların rahat ettiğin bir yerde belki gözler yavaş yavaş kapanıyor artık şavasana doğru gidiyoruz. Tekrar gel ortaya doğru, şöyle ayakların herde bir kalsın, dizler bükülüyor. Böyle bu da yapmak istediğim var, canımız geceye biraz daha hareket etme ihtiyacın varsa eğer, beline bir masaj, belki dizlerine sarılmak istiyorsan, sarılıp şöyle sağa sola sallanabilirsin. En sonunda tamam dediğinde uzat bacaklarını ileriye doğru. Kollar ağırlaşsın gövdenin iki yanından yere. Artık ayakların iki yana doğru belki. Devriliyor dizlerin. Rahat bacakların, omuzların, karnın. Hatta ağzının içi. Gözlerin, o şişlerin istersen tavana doğru, istersen yere doğru çevir. Tamamen artık bırakabileceğin bir yere doğru yerleştir bedenini. Şavasana. Verdiğin nefes bedenin biraz daha ağırlaşmasına, matın üstüne diyen kısımların biraz daha ağırlaşmasına izin versin. Aldığın her nefeste tavana bakan o vücut parçalarının hafifleyip sanki öyle bir tüy gibi bırakmasına kendini yol göstersin.
var başın gerisinde. Uzuyor elleri kenetleyip avuçlarını. Geriye doğru gösteriyorsun. Parmak uçlarına parmak uçların. Uzuyor ileriye doğru. Şöyle iki yönlü. Dizlerin karnına doğru geliyor. Sarılıyorsun üzerine bak sağa sola. Sallanmak iyi geliyor. Bir tarafa doğru bırak ağırlığını. Ve buradan yavaş da acele etmeden rahat ettiğin bir oturuşa doğru gel. Ellerin rahat ettiği bir yerde oturma kemiklerin yerde köklenirken başının tepesiyle uzuyorsun ve sırtını yavaşça hafifçe geriye doğru yasla. Elleri birleştir kalp merkezinde. Anjali Mudra. Parmaklarının göz kafesine değişini hisset. Kalp atışını hisset. Nefes al burnundan. Verirken nefesi başını el parmak uçlarına doğru, kalbine doğru. Ve teşekkür et bedenine sana sağladığı bu imkanı, senin kendine sağladığın bu imkanı, bu vakte teşekkür et. Namaste. Ben de teşekkür ederim. Dağıldık. Ama umarım güzel geçmiştir hepiniz için.